Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MTA'dayız. Meta'da hangi serverdayız? Meta'da Inception Roleplay'deyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son Deniz abiyle Inception Roleplay'de ehliyet aldığımız videoyu paylaşmıştık. Onun öncesinde de Deniz abinin kanalında olan videoları izleyiniz varsa biliyorsunuz ki Deniz abi bu evi satın almıştı. Artık ben burada takılıyorum. Deniz abinin aldığı araba da bende. Bugün ne yapacağız? Bugün hatta şöyle arabamıza binelim. Bugün meslek yapacağız abi. Şöyle bir açacağız e, mapimizi. Ne meslekler var, neler yapabiliriz? ve onlara bakacağız. Bu arada sunucuda kar yağdı. Kar yağmış. E, etrafı görüyorsunuz zaten. Bakın, şuralarda falan hep kar var abi. Yollarda pek belli olmasa da bazı yerlerde anladığım kadarıyla kar yağmış. Benim tabii e, bilgisayarımın şu an özellikleri de biraz düşük de olabilir. Ondan dolayı uzak yerlerde yine kar gözükmüyor olabilir. Fakat sunca kar yağdı. Onu söyleyelim. Zaten kış geldi abi. Birçok yerde yakında kar yağmaya başlar. Güzel oldu bu yenilik. Bir değişiklik olmuş oldu en azından. Şimdi arabamıza bindik abi. Şöyle bir gidelim. Hatta şurada bir duralım şöyle bir. Bakalım ne meslek yapabiliriz. Şöyle F11'den açtım abi. Şuradan mesleklere bakalım. Evet abi odunculuk mesleği buldum. Hemen şurada işaretledik zaten. Odunculuk mesleğine doğru gidelim. Bugün bir odunculuk mesleğini bir deneyelim bakalım. Nasıl bir şey, ne kadar para veriyor, ne kazandırıyor, ne bitiyor bir görelim. Nasıl bir şeymiş. Yanlış mı gidiyorum? Aynen öyle. U dönüşü yapın. Böyle bir dönelim abi. Evet abi ufaktan gidiyoruz. Burada gişe falan var ama para verecek biz bilmiyorum valla. Biz dümdüz basalım bir şöyle. Sola dön. Mesleğe doğru gidelim. Sola döndük abi. Burada çadırlar falan var. Evet, mesleğimize doğru geldik abi. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Açıklama kısmında arkadaşlar size özel bir kod mevcut. Varış noktasına ulaştınız. Evet abi, varış noktasına ulaştık. Doğru. Sizlere özel bir kod var. Onu da söyleyeyim. Bakalım. Şu karşısı mı? Orada bir şeyler var ama. Onunu söyleyeyim. Dur. Lan ne oluyor? Uçacaktık. Abi, var ya nasıl korktum. Vallahi uçacaktık. Şimdi Slash meslek mi benim yazmam gerekiyor? Bir bakalım. Ee, ne diyor abi? Oluncu mesleği. Şuna bir tıklayalım. Haritanın işaretle Tamam buradayız zaten. Bu şu an buradayım evet. Tamam doğru buradayız şu anda. Bu ne oluyor yani? Ha, şurası şu karşı taraf. Daha gideceğiz mi? Aa evet bak karşısı. Zaten bir sürü ağaç var. Da oraya nasıl gideceğiz? Köprü var şurada ama. Köprü çalışıyor mu? Şu aracımızı bir açalım. Bin abi, bin arabaya, benzinimiz falan var mı? Biz buralara geldik ama ha benzin iyi, iyi kötü var. Şimdi oraya nasıl gidebiliriz? Şöyle bir bakalım, ee, buralarda köprüler falan gözüküyor ama oraya çıkar mı bu yol? Onu bilmiyorum. Şöyle ben bir gideyim kafama göre, o tarafa bir varalım. Bak alttan alttan bir tane yol gidiyor. Şuradan geçer miyim? Ben oradan geçerim. Dur. Biraz yol dışına çıkalım abi şuradan. Değil mi? Aynen bak. Yolumuzu bulduk. Şey gibi bir tane eleman var ya. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Yolumuzu bulduk falan diyor. Ne diyor? Köprüden ilerleyerek oduncu mesleğine ulaşabilirsin. Teşekkürler. Tabii efendim. Güneşimiz doğdu. Aha nerede? Bak şurada. Buradan giriş yapacağız anladığım kadarıyla. Arabamız falan var. Şimdi Şuna bastığımız zaman ne diyor? Aracınızı otoparka bıraktığınızda araç otoparkta alınır ve dilediğiniz zaman görevden alabilirsiniz diyor. Tamam. Aracı gönderelim abi. Şimdi Odunculuk mesleğini başlatmak için slash meslek iş başı konuşamadım. İş başı yazıyoruz. Şöyle meslek boşluk iş başı bu şekilde miydi? Doğru mudur? Ee, ne diyor? Yanlış mı yaptık? Aynen. İş başı dememiz gerekiyor. Meslek iş başı dedik. Enter'ladık abi. Tebrikler başarıyla şirketi alındınız diyor. Şimdi bunda ne diyor? Olum baltasını sistem eğer envanterinizde yeterli alan varsa aracı binince veriyor. Ee, şöyle bakalım. Burada zaten herhangi bir şey yok. O zaman aracı bindiğimizde bize verecek. Şöyle binelim bakalım. Böyle indiğim zaman görecek miyim? Baltamı. Nerede abi? Göremedim ama eline baltayı al gör. Ha elimizde zaten. Lan ben de envantere bakıyorum. Neyse. Şimdi ben kafama göre rastgele buralardan girip bal baltayla ağaç kesebiliyor muyum? Ne diyor? İş aracına bin. Onların olduğu bölgeye git. Tamam. Şimdi e, baltamız nereye gitti abi? Tekrar şöyle bir bakalım. Ha aldık. Tamam. Şimdi vur. Vur bakalım abicim. Vur vur vur. Ey ki yavrum benim bak 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 nasıl oraya bak. Tamam. Bu devrilecek mi? Bunu yükleyeceğiz mi? Nasıl olacak şimdi? Ne diyor? Tamam. Yere yıktık. Evet, birazdan vuracağız. Nasıl yapacağız bunu? Bakalım şöyle bir. Üste yazıyor mu abi? Üste bir şey yazmıyor. Şöyle bir tane daha indirelim o zaman. Tamam lan. vurmuyor. E bunu mu şey yapacağız? Dur bakayım. Buna bir şeyler yapacağız gibi. Buna ne yapacağız biz? Baltayı bırakalım belimizden. Evet abi, şimdi ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Bir kere M basıp üzerine tıklıyoruz ağacın. Deminden beri buna çözmeye çalışıyorum gerçekten inanılmaz. Ee, M basıp ağaca bir kere tıklıyoruz ve bu şekilde odunları bize veriyor. Daha sonra geliyoruz buraya, E basıyoruz, odunları yerleştiriyoruz. 18'e kadar orada üstte gördünüz mü bilmiyorum. 18'e kadar bu şekilde odunları koymamız gerekiyor. Ondan sonra galiba araba dolacak. Sonra büyük ihtimalle götürüp e, odunları satacağız diye düşünüyorum. Bakın yukarıda 18'e 2 diyor. Şimdi bunları koydum 18'e 3 oldu. Bu şekilde bunu doldurmam gerekiyor. Bir ağaçtan ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şöyle biraz daha yaklaştım bir daha denedim. E, şu an e, tahtalar haline artık ufak ufak parçalar haline getiriyor gördüğünüz üzere zaten. Şunu da bırakalım abi. Kaç oldu? 4 mu oldu? Hemen hızlıca ben şunu bir yapayım bakalım. Şöyle bir 17-18'e kadar bir yapayım ne olacak? Evet bu arada bir ağaçtan 6'ya kadar gidebiliyorsunuz. 6 parça diyeyim artık. Parça diyelim aynen. 6 parçaya kadar çıkıyor. Bir ağaçtan. Ee, şimdi bunu da şöyle bir indirelim abi 10 numara bir şekilde. Tamamdır. Yani şöyle ki 3 ağaçta ee, bir araba dolduruyorsunuz eğer yanlış söylemediysem mükemmel matematiğimi konuşturmadıysam sizlere 3 ağaçta e, tamam ne biliyorsunuz şimdi hızlı hızlı ben şunları bir toplayayım abi şöyle odun parçalarını götüreyim arabaya koyayım bu araba da bayağı sağlammış lan bu kadar odun parçası aldı böyle bir tane daha hızlı hızlı yapalım abi Evet abi şimdi soruncuyu artık kesiyorum şöyle ufak parçaları. 18. de yaptık. Şimdi bunu da arabaya koyacağız ve odunları büyük ihtimalle satmaya götüreceğiz. Bunu da koyduk. Tamamdır. Şimdi aracımıza binelim. Anladığım kadarıyla artık doldu araba. Şimdi bizi nereye gösteriyor? Şurayı gösteriyor. Gidelim bakalım. Arabayı büyük ihtimalle oraya götürüp bırakacağız. 300 metre sonra Böyle sola dön. Böyle gidelim bakalım abi Ta odunları dökmeden, tahtları dökmeden. Bas bas bas. Sola dön. Arabalar hantal ya. Yokuşta valla takılıyorlar. Benim araba da öyle, bu araba da öyle. Ama helal olsun. Gerçi arkasında bir sürü ağırlık var yani. Yine iyi gidiyor. Sola dön. Aa bak karşıdaki yer. Zaten yeşil bir markerla gösteriyor. Sağa dönün buraya bırakacağız anladığım kadarıyla. Böyle geri geri gelelim güzelce. Gel 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 gel. U dönüşü yapın. Niye lan? Ana oldu ne diyor? Başarılı şekilde odun parçaları indiriyorsun. Aracın U el frenini kaldırmış gel şuna basarak indirebilirsin. Tamam. Ne oldu? Dur. Heh. Tamam teslim ettik abi. 10 numara. Sol ne kadar verdi? 684 dolar verdi 18 parçadan bakın 18 parçadan 684 dolar Sağ vardı dönün. Şey verdi fena değil Bu arada bence Bence fena değil abi Tabi diğer meslekleri de deneyeceğiz ilerleyen e, Bölümlerimizde farklı mesleklere de bakacağız fakat Baktığım zaman Bence fena değil verdiği para yani 1000 dolara yakın bir para veriyor ee, bence gayet yeterli. Tabi dediğim gibi diğer mesleklere de bakacağız. Evet abi geldik. Böyle arabamızı güzelce park edelim. Videomuzu da burada bitirelim abi. Böyle elimizde de baltamızla. Evet arkadaşlar bugün Inception Roleplay'deydik. Dediğim gibi açıklama kısmında Inse Inception Roleplay'in e, detaylı bilgileri mevcut. Aynı şekilde orada bir kod mevcut. Jaglar V diye bir kod mevcut. Bu kodu da kullanarak Oyuna girişte Kod kısmı var oraya yazıyorsunuz Girerken 3000 dolar para veriyor size Oyuna başlar başlamaz Normalde 210 dolar veriyor e, Fakat Oyuna girer girmez bu kod sayesinde 3000 dolar parayla başlıyorsunuz Videoyu umarım beğenmişsinizdir Kanalıma abone değilseniz aşağıdan Ücretsiz bir şekilde tamamen abone olabilirsiniz Like atabilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay